Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstesinde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli katılımcılar, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yüksel Taşkın'ı buraya davet ediyorum. Çok değerli Genel Başkanım, değerli parti yöneticilerim, partililerim, siyasi partililerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok değerli konuklarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konuşmalar Türkiye'yi yansıtıyor. Bunun üzerine benim çıkıp birazcık soğukkanlı, rasyonel konuşmam ne kadar anlamlı bilemiyorum ama tabii ki duyguları bir kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Ülkemizde şöyle bir gerçeklik var. Çözemediği yoksulluktan istifade etmeye çalışan ve buna alışan bir iktidar var. Hani o toprak sorununu çözemezsiniz ama oradan para kazanırsınız gibi bir şeydir bu. Dolayısıyla Türkiye'de sosyal devletin olmamasının sonuçlarını burada görüyoruz. Yani bu tabloyu başka türlü izah etmek mümkün değil. Sosyal devleti kurmayıp oy devşirme aracı olarak muhtaçlığı kullanmak bence ahlaki olarak da son derece sorunlu. Bizim halkımıza karşı ciddi sorumluluklarımız olduğunu unutmamalıyız. Çok uzun tutmayacağım. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin temel sorunları sosyal demokrasinin 3 tane kilit kavramıyla çözülebilir diye düşünüyorum. Birincisi üretim, ikincisi güvenceli istihdam. İstihdam değil, güvenceli istihdam. Üçüncüsü bölüşüm. Bölüşüm adaleti için ise ne gerekiyor? Güçlü bir sosyal devlet gerekiyor. Güçlü bir sosyal devleti sürdürebilmek için üretim ve istihdam gerekiyor. Yani bu bir zincirdir. Üretemezseniz taşıma suyla değirmen dönmüyor. Dolayısıyla uzun uzun burada anlatamayacağım ama kadın kollarının son derece başarılı bir şekilde anlatacağı ve anlatmaya başladığı aile destekleri sigortasının mantığı ve kendisine sınava tabi tuttuğu konu yoksulları yoksulluktan çıkarma çabasıdır. Yani biz oradan çıkardığımız yoksul kişi ve hane sayısı kadar kendimizle övünç duyacağız. Çıkaramadığımız zaman da bundan asla övünmeyeceğiz. Şunu hemen vurgulamak istiyorum. Türkiye'de güçlü bir üretim ve istihdam altyapısı kadın istihdamının artırılmasıyla mümkündür. Bu ülke nüfusunun yarısı üretimden dışarıda tutulmak isteniliyor ve muhtaçlık sınırının içerisinde tutulmak isteniliyor. Bizim kısa süre önce gençlik buluşması şeklinde bir istihdam çalıştayımız oldu. Daha önce de farklı alanlar ve sektörlerle ilgili istihdam çalıştaylarımız oldu. Bugün de kadınların istihdam sorunları ile ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Neden? Ortak akılla sorunlarımızı masaya yatırıp çözümler üretmek için. Bu nedenle bu toplantının temel amacı şudur. Kadınların güvenceli istihdamını nasıl arttırırız? Biz bu soruya yanıt bulmak için buradayız. Şimdi şöyle bir vurgu, burada rakamlar paylaşılacak ama Türkiye'de her 100 kadının 56'sının ev kadını olduğunu anımsatayım ve her 100 kadının sadece 25'inin, aşağı yukarı 25'inin güvenceli istihdam içerisinde olduğunu anımsatayım. Bundan başka rakama da ihtiyaç olmadığını hepiniz takdir edersiniz. Şimdi evde, okulda, iş yerinde eşit olmayan kadınların siyasal alanda güçlü olması da mümkün değil zaten. Dolayısıyla bütün bunlarda verilen mücadeleler, burada arkadaşlarımızın bahsettiği mücadelelerin hepsinin çok çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada sembolik anlamı ve önemi olduğu için burada bahsetmek ihtiyacında olduğum bir konu var. Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz bazı seçilmiş kadın dekanlarımız görevden alınarak, yerlerine erkek dekanlar atandı. Bu ne özgüven diyesi geliyor insanın? Bir erkek dekana da 3-4 tane fakülte bağlandı. İşte bu seçkinciliktir ve vesayetçi bir düzendir. Bunu değiştirmeden hiçbirimizin de ferah nefes alamayacağımız çok açık ve net bir şekilde gözükmektedir. Bizler biliyoruz ki müreffeh bir Türkiye'nin yolu, özgür ve refah dolu bir Türkiye'nin yolu demokrasiden geçer. Demokrasinin yolu da güçlü kadınlardan geçer. Dikkat edin, güçlendirilmiş demedim, güçlü dedim. Çünkü kadınların kendi kaderlerini tayin etme konusunda fail hale gelmeleri, aktör hale gelmeleri çok çok önem taşıyor. Bunu biz erkekler değil,
kendileri yapacak ama ben bir sosyal politikalardan sorumlu genel başkan olarak neden sorumluluğum nedir? Bunu kolaylaştıracak, bunun önünü açacak sosyal politikaları oluşturmakla yükümlüyüm. Bunu yaparken de kadın kollarımızla yakından çalıştığımız için buradaki arkadaşlar bilir, ortak akıl derken dinleyerek ve beraber öğrenerek bu süreci ilerletiyoruz. Türkiye'nin sorunlarına çözümlerimiz vardır. El birliğiyle dinleyerek, mütevazılıkla ve ortak akılla bu sorunları çözeceğiz. Ben çok duygulandığım için bazı hususları dile getirmemiş olabilirim ama her şey zaten çok açık. Benim çok uzun konuşmama gerek yok. Saygılar sunuyorum.